Akdeniz Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, intihar vakaları son aylarda oldukça arttı ve intihar insanların yaşadıkları çaresizlik karşısında ve yaşama tutunma konusunda zorlandıkları dönemlerde başvurdukları bir yöntem maalesef ve insanın kendini yaşamını bilerek ve isteyerek sonlandırması, yaşama hakkını kendi isteğiyle vazgeçmesi herhalde ölümün en kötü yöntemlerinden birisi olsa gerek. Şimdi insan bu intihar vakaları çeşitli sebepleri ortaya konuyor ve bunlardan tabii ki önemli bir sebep de işsizlik. 2019'da Türkiye'de işsizlik oranı TÜİK rakamlarına göre %13.4 oranında yükselmiş. İşsiz sayısı ise 4.396.000 olarak hesaplanmış. 2018 yılı verilerine göre ise 3.161 kişi intihar etmiş. Ortalama günde 9 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini görüyoruz. Bu intiharların sebepleri araştırıldığında, yani TÜİK verilerine göre %37'nin sebebi bilinmiyor olarak gösteriliyor. %27'si diğer sebepler deniliyor ve ama bu diğer sebepler çok açık bir şekilde ifade edilmiyor. %8'i geçim zorluğu üzerinden kuruluyor. Ama şunu gördüğümüz zaman, yani insanların psikolojik rahatsızlıklar, yaşamla ilgili çeşitli sorunlar yaşaması, bütün bunların sebepleri aslında hayata tutunamamak ve bunun da başında iş imkanı, geçindirmekle yükümlü olduğu ailesine, çocuklarına yardım edememe, onların geçim sorunlarını, sıkıntılarını karşılayamamanın önemli bir faktör olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. Yani sebep başka türlü olarak ifade edilmiş olsa da netice itibariyle altına baktığınız zaman büyük oranda bunun işsizlik olduğuna görüyoruz. Son aylarda yaşanan intihar vakaları, Fatih'te biliyorsunuz siyanürle yaşamına son vermişti insanlar. Antalya'da bir apartman dairesinde yine ikisi çocuk 4 kişinin cesedi bulunmuştu ve babanın bıraktığı mektupta da yine aynı şekilde çalışamadığından kaynaklı demişti. Denizli'nin Çamal ilçesinde yine aynı şekilde, Hatay'ın Antakya ilçesinde de en son Hatay valiliği önünde çocuklarım aç diyerek yaşamına son veren bir babayı biliyoruz. Şimdi bunlara hükümetin bakış açısı ne? Hükümetin bakış açısı şöyle arkadaşlar. Şimdi bizim odalarımıza bir mektup gönderildi. Odalarımıza gönderilen mektupta deniliyor ki sigara, kapalı alanlarda sigara içmeyin. Kimi vekil arkadaşlar, kimi danışman arkadaşlar odalarda sigara içiyor diye. Ve son dönemlerde hakikaten bu kapalı alanlarda... Açalım sistemi lütfen, tamamlayın sözlerinizi. Arttı. Peki niye arttı? Bir intihar vakası meydana gelmişti. Bu intihar vakasından kaynaklı olarak meclisteki sigara içilebilen, yani açık alanlar, teraslar kilitlendi. Kapatıldı ve hala teraslar kilitli. Şimdi dolayısıyla çözümü burada buluyoruz. İntiharı terasta etti, o yüzden orayı hemen kilitleyelim. Siyanürle intihar etti, hemen siyanüre bir yasak getirelim. Ya da işte hangi maddeyi kullandıysa o madde üzerinden bir yasak getirerek sorunu çözelim noktasında bir bakış açısı var. Oysa intihar vakalarının sebepleri bellidir. Sosyolojik, psikolojik ve bu önergeye konu olduğu gibi de işsizlikten kaynaklı, ekonomik sıkıntılardan kaynaklı sorunlar vardır, intihar sebepleri vardır. Bunların çözüme ulaştırılmasının yolu yasaklamak değildir, ekonomik sorunlara çözüm bulmaktır. Bu anlamıyla da bir an önce bu konuların araştırılıp ele alınması ve ekonomik sorunların çözülmesi gerekiyor ki bu intihar vakalarından kurtulabilelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.